Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsa neden düşüyor ve borsanın tekrar yükselişe geçeceği, tekrar yükselişin başlayacağı tarihi konuşuyor olacağız. Bunun içerisinde borsa yatırımcısı korkmalı mı, endişeye düşmeli mi, resesyon tehlikeleri var mı, hisseleri pul fiyatına iner mi bunları konuşuyor olacağız. Ve yine sizlerle birlikte borsa yatırımcısı için yeni bir yol haritası vereceğim. Yeni tarihlerden, vadelerden ve yükseliş baremlerinden oluşan yeni bir yol haritası vermeye çalışacağım. Lütfen dikkatle dinlemeye çalışın. Tabii ki bunun üzerine mutlaka kendi analizlerinizi kendi bilgi değerlendirme süzgecinizden geçirdikten sonra yorumlarınızı da yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi öncelikle şunu göstermek istiyorum sizlere. Bazı videolarda çok sert eleştiriler alabiliyorum ve bu da bazen moralimi bozmuş oluyor ama şunu ifade etmek istiyorum. Bence YouTube içerisinde tarih ve vade konusunda yükselişlerin verildiği o tarihler konusunda en iyi kanallardan bir tanesiyiz. Bu yüzden sizlere verdiğim yol haritasını çok iyi takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü finans ve borsa kanalı Abone olup bunu takip eden videoları izleyip bize destek veren hiçbir yatırımcının zarara uğramasını istemiyorum şöyle kısaca sizlere bahsedeceğim bakın önümüzdeki yakın vadedeki videolardan bir tanesiydi borsada şirketlere ve borsaya çok sert darbeler geleceğini söylemiştim ve bunu söylediğimiz zaman ortalama herhalde şu tarihlerdeydim 27 28 hazirandaydık %6'lık bir düşüş gerçekleşti. Daha öncesinde 12 Haziran tarihinde altında kritik noktaya geldiğimizi sizlere ifade etmiştim. Artık buraların doygun noktalar olduğunu sizlere ifade etmiştim ve gördüğünüz gibi gram altında 1026 TL seviyesindeydik ve şu an hala baktığımızda 964'ler seviyesindeyiz ve yükselişin son bulduğunu görmüştük. Yine dolardaki yükselişin son bulacağıyla gaza gelip terste kalmamamızla ilgili nedenlerle yakın geleceğini doların ifade etmiştik 7 Haziran'da ve gördüğümüz gibi doların yükselişi de son bulmuştu. Bu yorumların birçoğunu yaparken özellikle de borsa tarafında şöyle yorumlar kısmına bak baktığımda çok kötü yorumlar da gördüm ve karşılaştım ama elimden geldiğince doğru bildiğimi sizlere anlatmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum ve bunları anlatırken her zaman nedenleriyle anlatmaya çalışıyorum. Bugün de borsadaki düşüşün nedenlerini, borsanın tekrar yükselişe başlayacağı tarihi nedenleriyle anlatıp sizlere bir yol haritası çıkartmaya çalışacağım. Lütfen kalem kağıt alıp not alarak dinlemeye başlayalım. Videoya geçmeden kanala abone olarak beğeni butonuna basarak ve güzel yorumlarınızı yazarak destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle ben sizlerde şunu rica etmiştim daha önceki süreç içerisinde yaz itibarıyla bir rehavet olacaktır. Hacimde düşüşler olacaktır. Satış yönlü baskın olacağımızı ifade etmiştim. Çünkü yazın biraz da buhranın hakim olduğu zamanlardır. Ve bu zamanlar içerisinde borsada çok büyük yükselişler beklemememiz gerekiyordu. Bu düşüşün nedenlerinden bir tanesi yaz ayları içerisinde olmamızdır. Son 20 sene ile ilgili bir istatistik çıkartırsanız yükseliş rallilerinin daha fazla yaz aylarında olmadığını görebileceksiniz sizlerle. Bu birinci noktaydı. İkinci noktaya baktığımızda şu an düşüşün nedenlerini sıralıyoruz ki önce nedenleri bilelim. Sonra yükselişin tarihini bu nedenlerin terse döndüğü noktada noktada konuşabilelim. Yani biz düşüş için elimizdeki nedenleri bilirsek ve bu nedenlerin ne zaman bozulacağını bilirsek o zaman yükselişin tarihini anlamış oluruz. Bugüne kadar da yaptığım analizlerde her zaman bu metodu kullanmaya çalışıyorum. Bir diğer önemli nokta Amerika'daki resesyon yurt dışı borsalarındaki düşüşün tepkisi ve yansıması olmuştu. Bugün baktığımızda S&P 500'e de Nasdaq endeksine de e de baktığımızda İngiltere'nin endeksine de baktığımızda genelde düşüş ağırlıklı olduğumuzu görüyoruz. Bunun da tabii ki Türk borsalarına bir yansıması olacaktı geç de olsa bir yansıması olacaktı ve bununla da yine karşılaşmış oluyoruz. Yani yurt dışı borsalarındaki düşüşün de Türkiye'deki borsaya etkisi oldu. Bir diğer en önemli konu bana göre bu en önemli konudur. Yanına da 3 tane yıldız koydum not alırken de şu an notlarımdan okuyorum. BDDK kararı. BDDK kararıyla ilgili borsaya sert satışlar getirebileceğini ifade etmiştim ve dediğim gibi çokça eleştiri almıştım. Yanlış yorumladığımı düşünenler olmuştu. Fikir ve tartışmaya her zaman açız ama BDDK kararları çok net olarak Türkiye'deki şirketlere darbe yaptılar aslında. Ne darbesi yaptılar? Dolayısıyla dolarla başa çıkılamıyor. O yüzden siz de şirketseniz bu ülkeden ekmek yiyorsanız dolarlarınızı bize getireceksiniz. Biz de bunları kullanacağız denildi. Bu global çaptaki bir yarışın içerisinde ket vurmak demek oldu. Ve bu yüzden de şirketler nezdindeki yaptırımlar negatif etkilendi. Ve borsada düşüşler oldu. O videoyu izleyebilirsiniz isterseniz. Borsada sert satışlar gelecek diye bir videom var. Daha demin de gösterdiğim video. Orada BDDK kararlarının neden olumsuz etkilediğini birçok maddesiyle sizlere anlatmaya çalıştım. Düşüşlerimizin bir başka nedenini eklediğimizde güven sorunu oluyor. Güven sorunu nedir? Hem ülkede genel olarak risk endeksimizin yükselmesi, güven sıkıntıları yaşamamız var. Hem aynı zamanda reformlar tarafına gidişimizde belli başlı ketlerin olması var. Yani bugün çıkıp da onlarca reform yapacağız ve 3 tane 5 tane reform yapacağız diye açıklamalar olsa bu borsayı çok olumlu etkiler ve yapılan yaptırımlardan, kararlardan çok daha yüksek etkileyecektir. Ve yine ertesi sabah ne olacağı, nasıl bir yaptırım geleceğini bilmememizde güven sorumluluğuna yol açıyor. Bu da yine endeksi aşağı yönlü gidişata zorluyor. Şimdi neler yapmamız gerektiğiyle başlayalım. Öncelikle ben her zaman şunu ifade ediyordum. Herhalde mayıs ayından itibaren sizlere şunu söylüyordum. Benim yüküle alım yapabileceğim seviyelerden birincisi 2200'ler seviyesi, ikincisi ise 2060'lar seviyesi. Şimdi buraya aslında bir paralel kanal çekmek daha doğru olacaktır ama şurada da çektim gördüğünüz gibi bakın şurada bir paralel kanal var aslında. Paralel kanallar burada biraz maviyle gösterdiği için ekranı bunaltıyor. O yüzden çok fazla çekmek istemiyorum. Yani ekran kötü gözükmesin diye. Yoksa buralara aslında kanallar çekmemiz lazım. Şimdi borsanın söylediğimiz seviyelere gelebilmesi için iki kritik nokta var. Bunlar 2346 ve 2312 şurada gördüğünüz bu kanal arası. Bu kanal aşağı yönlü kırılırsa bizim artık yüklü alım yapabileceğimiz ilk kademelerinebileceğimiz seviyelere geleceğiz. Nedir bunlar? 2200'ler ki bu 2200'lü şu aşağıda gördüğünüz 2170'lerle arasında bir kanal çekebilirsiniz ve aşağıda yine burada da bir kanal çekebilirsiniz. 2100'lerle 2060'lar arası. Yani eğer ki bizim şuradaki senaryomuz kırılırsa ilk hedefimiz kademe atabileceğimiz ve ikinci hedefimiz yüklü alım yapabileceğimiz bu iki seviye olarak karşımıza çıkmış oluyor. O yüzden ilk başta takip etmemiz gereken nokta şuradaki bu kanalın kırılıp kırılmadığı noktası olacaktır. Yine buradaki düşüşlerde de her zaman şunu ifade ediyorum sizlere. Endeksle hareket ediyoruz. Evet ama aslında biz şirketlere yatırım yapıyoruz. Bu yüzden mutlaka yapmamız gereken şey endeks %10 düşerken %20-%30 düşen şirketleri bulmak ve tespit edebilmektir. Bununla da ilgili videolar zaten hem katıl tarafını çekiyorum hem herkes açık tarafa da çekmiş oluyorum. Bizler mutlaka o yüzden bu düşüşlerde daha fazla düşen karlı cazip şirketleri bulmalıyız. Ama endeks yorumuyla devam edecek olursak şurada söyle söylediğim kanal kırılırsa bizim veya kendi adıma da konuşmam gerekirse yorum olarak 2200'ler ve 2060'lar yüklü kademelenebileceğim iki seviye olarak karşıma çıkmış oluyor. Ve mutlaka şunu ifade etmek istiyorum. Üçüncü seviyeyi mutlaka ve mutlaka yükselişin başlayacağı zamana ayırmanız gerekiyor. Yani elimde 100.000 TL'lik bir şey olursa 30.000 TL'sini buradan 30.000 TL'sini buradan atarsam mutlaka 30.000 TL'sinde o yükselişin başlayacağı, indikatörlerin ala geçtiği, temel haberlerle birlikte yükselişin başlayacağı o döneme saklamam gerekiyor o dönemin tarihiyle de ilgili birazdan sizlere iki tane tarih vereceğim. Doğrudan tarih bu tarihlerde yükselişin başlayabileceğini düşündüğüm için. Evet düşüş kademelerimizi de söylediğimize göre artık alım yapabileceğimiz noktaları da majör olarak bilmiş oluyoruz. Şimdi gelelim hayati bir konuya aynı BDDK kararları kadar çok önemli bir konu. O da 6 aylık bilançolar konusu. Şimdi yaz aylarında biraz enflasyonun aşağı çekilmesini bekliyorduk. Çok çekilmedi gibi gözükse de aslında ben Temmuz ayları içerisinde yani Temmuz enflasyonun bir miktar görece düşüş olacağını düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Ama bizim için önemli noktalardan bir bir tanesi 6 aylık bilançoların açıklanması. Şimdi burada endeks bazı çok yükselişler olmasa da şirket bazı çok ciddi yükselişler olacak. Bu da ortalama Ağustos aylarına tekabül ediyor 6 aylıkların net olarak elimize ulaşması. Şirketlerden iyi bilanço açıklayanlar ciddi primlenirken kötü bilanço açıklananlar da ciddi düşüş sağlayacak. Çünkü zaten yurt yurtdışı borsalarında düşüş var. BDDK kararı zorluyor. Onun üzerine yaz ayının rehaveti var. Bir de kötü bilanço açıklayanlar da çok ciddi düşüş seviyeleriyle karşılaşacağız. Bunun aksine iyi bilanço açıklayanlar da çok iyi yükselişler sağlayamayacak. Orta ve üzerinde yükselişler sağlayabilecek yani Şunu ifade etmek istiyorum Eğer 6 aylıklar açıklanırsa birazdan ana düşündüğüm tarih sizlere vereceğim ama bundan önce Ağustos ayı içerisinde ufak bir yüzde 5'le yüzde 8 arasında bir yükseliş bekliyorum Bu yüzde 5'le yüzde 8 arasındaki yükseliş Altı aylıkları iyi gelen şirketlerin yukarı yönlü çıkışı olacaktır Altı yani aylık bilançolar de bekliyorum yine olumlu beklentim var Çünkü özellikle şu an BDDK'nın kararları şirketleri tam vurmadı. Vurmadığı için de bilançoları çok kötü negatif etkisi olmayacak ve aynı zamanda enflasyonun devam etmesi de şirketlerin reel büyüme konusunda sıkıntı yaşatsa da net kar bakımından büyümesine yol açacaktır. Yine mutlaka şirketleri analiz ederken faaliyet raporunuzu okumayı ihmal etmeyin. Devam ettiğim zaman 6 aylık bilançolarla dediğim gibi %5 ile %8 arasında Ağustos ayı içerisinde bir miktar yükseliş olabilir endeks tarafında. Bunu dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Ama Asıl söylediğim nokta ve asıl geleceğim yerse ise şurasıdır. Ortalama Ekim'le Kasım ayları içerisinde gerçek yükselişin artık tekrar başlayabileceğini söyleyebilirim. Zaten endeksin 3000 olacağı tarih adlı bir videom da vardı. Burada da sizlere Kasım ayını işaret etmiştim. Ben yine yük tekrar ifade ediyorum. Asıl yükselişin başlayacağı, majör yükselişin başlayacağı ayın, endeksi 3000'e götürebilecek ayın Ekim-Kasım arası olduğunu öngörebiliyorum, düşünebiliyorum. Tabii o zamana kadar yani yarın bile yeni bir karar çıkabileceği için o zamana kadar da bir sürü gelişim olacaktır. Yine ben sizlere Eylül ayı itibariyle yükseliş tarihinde bir sapmamız var mı? Endeks bazında bir sıkıntımız var mı? Bunlarla ilgili de video çekebilirim. Ama borsa neden düşüyor konusunun cevabını sizlere buradaki maddelerle vermeye çalışayım. Borsanın tekrar yükselişe başlayacağı tarihle ilgili de dediğim gibi Ağustos ayında fake bir yükseliş göreceğiz. Bu fake yükseliş dememin nedeni altı boş demek değildir. Ufak manada bir yükseliş göreceğiz. Mesela şurada görmüştük hatırlarsanız. Bakın şurada ne kadarlık bir yükseliş gördük? %12'lik. Ben bu sefer %5 ile %8 arasında bir yükseliş düşünüyorum. Yine Ağustos ayında bilançoların gelmesi ile birlikte. Ama şurada gördüğümüz gibi %30 %40'lık bir yükselişi ise e Ekim ve Kasım ayları itibarıyla bekliyor olacağım. Mutlaka burada dediğim gibi endeks bir düşerken 3 düşen hisseleri bulmanızı sizlere tavsiye ederim. Paranın zaman maliyetinden kazanabilmemiz için de 2200'ler ve 2060'lara kadar geri çekilmeler olsa da ve bizler burada kademelenecek olsak da bir kadememizi de ki bu kademenin miktarının yüzdesini kendiniz ayarlamalısınız. Mutlaka bunun yükselişin başladığı indikatörlerin ve sinyallerin ala döndüğü noktaya saklamanızı tavsiye ederim ki bu sırada işte likit fonlarda olabilirsiniz günlük mevduat hesaplarında olabilirsiniz paranın zaman maliyetinden kötü duruma düşmeyin diye bunu da yine tavsiye etmiş oluyorum. Elimden geldiğince tarihlerle sizlere ifade etmeye çalıştım. Şöyle kısa bir özet olarak toplayacak olursam düşüşün nedenlerinden bir tanesi yaz ayının rehavetidir. İstatistiksel olarak bakılabilir. ABD'deki resasyon ve veya global çaptaki borsaların düşüşünün etkisi büyük bir sıkıntı. BDDK kararı bir diğer önemli noktaysa da güven sorununun olmasıdır. Tabi bunun yanında majör etkenlerin dışında minör birçok etken olacaktır. Onlar da konuşulabilir ama temel nedenlerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Yükselişin başlayacağı noktayı da sizler için dediğim gibi Ağustos ayı içerisinde bir miktar olacaktır ama asıl yükselişin Ekim Kasım ayları içerisinde başlayacağını düşünüyorum. O zamanki gelişmelere göre tarihi tekrardan revize edip net tarihler vermeye çalışacağız. Hatırlarsanız ben 20 Nisan itibariyle bir düşüş olacağını, 20-25 Nisan arası itibariyle bir düşüş olacağını söylemiştim. Eylül ayı itibariyle de Ekim Kasım içerisinde tam yükselişin başlayabileceği tarihleri tespit edebilirsem onları da yine sizlere açıklamaya, anlatmaya çalışacağım. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Burada korkmamız gereken, endişelenmemiz gereken bir durum yok. Zaten borsa budur. Yani biz bunu aylık bir grafiği alırsak eğer şunu görebiliyoruz. Borsa zaten sürekli olarak yükselip düşen bir şey. Hiçbir zaman stabil kalan bir şey değil. Bakın görüyorsunuz düşmüş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Daha öncesine baktığımızda da yine bakın bir yükseliş var, yine düşüş var. Yani borsa yatırımı yapmayı göze alıyorsak ve bunu istiyorsak zaten düşüş ve yükselişleri kabullenmemiz gerekiyor. Ok gibi bir yükseliş hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman olmayacaktır. Faiz sizler gibi risksiz getiri haricinde hiçbir yatırım enstrümanında da bu gerçekleşmeyecektir. Mutlaka bunları bu yüzden tolere edebilecek seviyede olmamız gerekiyor ve mutlaka sizlerden ricam finans ve borsa kanalındaki özellikle de 2100'da yayınlanan eğitim haricindeki gündem videolarını çok sıkı takip etmenizdir. Daha önce gösterdiğim gibi videonun başında dolar tarafındaki yorumlarımızda, altın tarafındaki yorumlarımızda, endeks tarafındaki yorumlarımızda neredeyse çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bunu söylememdeki neden mütevazilikten çıkmak değil, iyi takip edebildiğim Bildiğiniz noktada zarardan korunmanız olacaktır 27 Haziran tarihi itibariyle çektiğimiz endeksteki Yüklü satışlar videosunu izleseydik şu anda ortalama zaten şöyle gördüğünüzde yüzde altı buçuk yüzde yedilik bir zarardan kurtulmuş olacaktır Ben elimden geldiğince Çok uzun süreler gün içerisinde çalışarak bunları hazırlamaya çalışıyorum Umarım sizlere yararlı oluyordur Aklınıza takılan sorular varsa Mutlaka yorumlar kısmında söylemeyi unutmayın elimden geldiğince ben de cevaplamaya çalışacağım Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın